Ben Engin Özdemir ve bu filmde bizim Tayland'a taşınma hikayemiz. Şimdi senden ricam arkana yaslanıp bu bölümün keyfini çıkarman. Her şey 3 yıl önce çok basit bir fikirle başladı. Tek isteğim bir mekana bağlı kalmadan dünyanın herhangi bir bölgesinden işimi yapıp geçimimi sağlayabilmekti. Buna video yapımıyla ulaşabileceğime inandım ve yaklaşık 2 yıl boyunca ufak bir köy evinde kendimi kampa soktum. Yaptığım bu tercih bana hayatımda çok değeri olan iki şeyi kazandırdı. Severek yaptığım bir işi ve hayatımı paylaştığım kız arkadaşım Lena'yı. Şanslıyım ki kendisiyle bilgisayar başında çalışan bir iç mimar çıktı. Durum böyle olunca 12 ülkede yaşama projesine o da dahil oldu. Engin, sen bunları anlatırken şu anda ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Her ülke değiştirdiğimizde Youtube kanalında da sezon değiştiriyoruz. Şöyle sezon başlangıçlarını bir hatırlayacak olursak hepsi benim için çok özel ve çok güzel. 3. sezonda Sri Lanka'da aktiviteci ve editçi karakterlerine patronluk taslayan yönetmeni ortaya çıkarıp 3 karakteri tek bir sahneye sığdırdık. 4. sezonda eli yüzü düzgün Engin karakteri için basit bir saç kesimini aksiyon filmine çevirdik. 5. sezonda ilk bölüm için bir hafta nasıl tai chi yapılır onu öğrendik. Durum böyle olunca arkadaşlar 6. sezon başlangıcı da farklı olmalıydı. Şimdi onun hazırlığını yapıyorum. Peki neden Tayland'a taşındık arkadaşlar ve bu sürece gelene kadar neler yaşandı? Bu projeye çıkmadan önce Nomad List adında bir web site keşfettik. Web sitede yaşanılacak şehirler ile ilgili belirli kriterler paylaşılıyordu. Sıcaklık, ev kiraları, insanların cana yakınlığı, trafik ve internet hızı gibi. Tayland'da olan bir şehir bu kriterlere göre her zaman en üst seviyede yer alıyordu. Ve bu olay bizim çoktan dikkatimizi çekmişti. Ama bu merak ettiğimiz şehre gelene kadar önce diğer ülkeleri ve şehirleri deneyimlememiz gerekiyordu. Tayland Chiang Mai'ye hoş geldiniz. Panoda gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda Tayland Chiang Mai bölümü boş ama bu hikaye içerisinde anılarla dolduracağız. Şimdi ne yapalım Lena? Bu sak kanalıma sengin. Haklısın, hemen bakarız şimdi. Aslında biz ev bulduk arkadaşlar, şaka yapıyorduk. 6. sezon 1. bölüme hoş geldiniz. Şimdi Lena bize evimizi gösterecek. Lena, can you show us? Yes, let's go. Yeah. Bu sefer apartman değil, oda diyebiliriz ama bayağı uygun fiyata tuttuk. Diğer bütün yaşadığımız evlere nazaran. Alright, what do we have, Lena? So we have our bedroom. It's our bedroom. Everything. Yes, everything is bedroom, and we have nice option. We have fridge. Yes. But we don't use too much because we don't have kitchen. But anyway, it's cool that you can use for water, fruits, and something else. Yes, and then we have one wardrobe. You can see me here and I'm turning back to Turkish. Bir tane de lavabomuz var arkadaşlar burada. Burası da bu bölüm için hazırladığımız pano arkadaşlar. Aynı zamanda hazırladıktan sonra şunu fark ettim. Biz materyal şeyler taşıyamadığımız için yanımızda böyle ne bileyim bir resim, bir fotoğraf olsun taşıyamıyoruz. Ama böyle anı şeklinde görebildiğimiz güzel bir şey oldu. Böyle her ülkede 1-2 ay kaldığımız yerlerde yapabiliriz. Bu şekilde hem böyle hatırlamış oluruz, daha da biraz motivasyonumuz artar diye düşünüyorum. Bence güzel bir fikir. Şimdi bir de buranın fiyatından konuşalım. Çünkü çok ucuz deyip durduk. So, how much Lena? We paid, we paid 4,500 baht for this room. It means like it makes $150. So this is like the best deal ever. Yes, but this is just a room. But we came here mostly for work, so we're gonna use the coffee shop, surroundings, working areas, which is gonna be fun. Yeah, and there is a lot of these places where you can work with the condition, with the food and calm, because there are a lot of people who do the same. Yeah, burada çok dijital göçebeler yaşıyor arkadaşlar. Hepsinden bahsedeceğiz ve evin aslında hesapladığınızda günlük kirası $5 geldi. 2 kişi için. İnanılmaz bir şey. Şu ana kadar bulduklarımız arasında. Eşyalarımızı aldık geldik. Şu anda burada yaşıyoruz. Hazırsanız bir de etrafı gösterelim. Çünkü burada çok güzel şeyler var. Let's go outside then. Let's go. go, I'm hungry. Evet. Burası bizim apartmanın önü arkadaşlar. Şurası kaldığımız yer oluyor. Buranın sahibi aynı zamanda şuranın da sahibi. Şöyle. Buradaki evler tabii 500-600 dolardan başlıyor. Bizimkiler 150 dolardan başlıyor. O yüzden biz avantajlı olanı seçtik. Ama sağ olsunlar bize onların çalışma alanlarını kullanmamıza izin veriyorlar ve aşırı derecede güzel. Şimdi bir çalışma alanlarını bir gösterelim size. Kapın karam. Yes. Ah, come on, babe. For $5 a day, we have everything. We have like a small city. Like, so everything is so close. It's like 2-3 minutes away. Like local bazaar, working areas, local restaurants. A lot of different places, yeah, and this is like, it's so calm, it's yes. Like the best co-working ever. She's so happy, I'm happy too. Lena için özellikle bizim gibi dijital göçebeler için I'm talking about digital nomad, it's çok harika bir şey arkadaşlar. Şöyle bir göstereceğim kısaca, sonra yerel pazara geçelim. Kapun kap, teşekkür ederiz demek. Şimdi pazara gelmek üzereyiz arkadaşlar. Belirli şeyler var. Kahvaltılık için alacağız. Çok güzel salata yapıyorlar pazarın içerisinde. Kızartma da yapıyorlar. Hepsini olabildiğince size göstermek istiyorum. Şurası kıyafet pazarı. Şurada yerel restoranlar. Şurası da meyve, sebze ve et pazarı. Burası ilk mekanımız, bizim salata yeri. Mango Lena, mango. Can we have one mango salad, please? Mango. Lena, I'm gonna turn around a little bit. You can get the salad here. Burada acılı deyince arkadaşlar baya acılı yapıyorlar. Lena da acılıyı sevmiyor. Ben seviyorum ama o yüzden yiyemiyorum. Şöyle bir etrafı göstereceğim size olabildiğince. Şimdi Vietnam'daki bilmiyorum pazardan hiç görüntü var mı elimde ama gerçekten aşırı derecede kirliydi buraya nazaran. Burası Baya temiz ve düzenle yapılmış her yer ve insanlar tezgahların üstüne oturmuyor. Ejderha meyvesi. Şuradaki balıklara bakın. Burada direkt poşete yemek alabiliyorsun. Genelde fiyatları 1 dolardan başlıyor. Hemen burada içecek satılan bir bölüm var. Poşette satmaları en komiğime giden şeylerden biri. Burada ablam farklı tatlılar yapıyor. Bir tanesi yumurtalı tatlı. Şu göstereceğim. Çok. Şimdi Lena'yı bulalım. Salatadan sonra büyük ihtimalle bir ekmek ya da mısır alacağız. Ondan sonra kahvaltının tüm öğününü almış olacağız. Şu an aldığımız salatanın fiyatı 45 bah, 1,5 dolar. Ama baya büyük. Poşetin içerisinde veriyorlar. Hello, this looks good. Yeah, it's a lot. İçerisinde ejderha meyvesi, kavun, guava, portakal var. 4 tane farklı meyve kesilmiş bir şekilde. Evde bıçak ve tabak olmadığı için böyle alıyoruz. Oh, elime döküldü. How much they cost now? Salad cost 35. Okay. Corn 15. 15, so 50. 35 too. 85. $3. Şu anda sadece 3 dolar oldu kahvaltı. 4 dolara tamamlıyoruz genelde. Bir de kahve bulmamız gerekiyor. Alright, let's find coffee. Okay, mucize kafe mekanı bulduk. Latte de burada 25. 2 tane latte alsak 50. $124 tamamlamış oluyoruz. Yes, I do. Şimdi alışverişi bitirdik arkadaşlar. Her şey elimizde. Eve geçiyoruz. Evde yemek yemeye çalışacağız ama biraz zor oluyor. Birazdan göreceksin. Salad. But I think we need a plate. Yes, you're right. Here is your plate, Lena. Evet, toplamda $4. Şöyle bir kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar burada. Burada tam bir ay konaklayacağız. Eğer uzatabilirsek, vizelerde bir sıkıntı yaşamazsak, Lena'ya bu sefer problem olmayabilir ama bu sefer de bana olabilir diye tahmin ediyorum. Gene görüşürüz onlarla ilgili zaten. Bir ay daha uzatıp burada toplamda 2 ay konaklayacağız. Belki şehir olarak değiştirebiliriz. Bir tane doğanın içerisinde başka bir yer var buraya yakın, bir kasaba. Orası olabilir olmayabilir, daha belli değil. Ama şimdilik Tayland'dayız. Bu da bizim Tayland'a taşınma hikayemizdi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lena, I forgot to make outro. Like, comment down below, subscribe to the channel. Don't worry about it. I'm sure they will do it.